Cübbeli Hoca valla tam hani derler ya Kur'an'ın ortasında konuşmuş. Tam öyle bir konuşma yapmış. Mustafa getir bakalım videosunu hocanın. Evet, yine bir hadis-i şerif buyuruyor. Usikum bis salati ve birril valideyn. Bu uzun hadis bitti. Ve ma meleket eymanim. Biraz dedim hatta bir dahaki haftaya mı bırakayım. Şimdi dedim bırakmayayım. Ben size vasiyet ediyorum vefatından evvel. Usikum bis salati. Beş vakit namaz. Ve birril valideyn. Ana babaya itaat. Ve ma meleket eymanikum. Ellerinizin sahip olduğu köle, cariye. Şimdiki işte bakıcı oluyor, hizmetçi oluyor, yanında çalışan oluyor, işçi oluyor. Şimdi kölelik, cariyelik genel manada yoksa da bunlara iyi davranacak. Ya şimdi ne bileyim ben ya. Yedirdiğinden yedir, içirdiğinden içir. Giydirdiğinden giyindir. Buhari hadisinde. Kim işçisine bunu yapıyor ya? Nerede Müslüman kaldı ya? Gidiyor cami yaptırıyor. Anamın hayratı için. Gidiyor köprü yaptırıyor. Babamın hayratı için. Oradan yanında çalıştırdığının ücretini vermiyor ya. Senin ananın babanın ruhuna hayrat gider mi kardeşim ya? Sen burada kul hakkı var. Önce işçinin teri kurumadan onu vereceksin. Sonra asgari ücret. Niye asgari ücretten veriyorsun kardeşim? Ben şu kadar da bunu veriyorum, şunu veriyorum, şu kadar da hayır yapıyorum. Yapma o hayırları kardeşim. Buna senin vermen mecburiyeti olan asgari ücretin 2400 ise ver ona 5000. Al de ki 2600 de benden. O 2600'ü de hayratına ananın babanın ruhuna gönder. Cami dolu. Çeşme dolu. Sen dışarıda hayrat yapayım, gösteriş yapayım, bilmem kim oğlu kimin bilmem nenin yazdırayım diye. Ne yani? Yanında çalıştırdığını, ben hakkını veriyorum, ücretini veriyorum. E niye? Hükümetin mecbur ettiği ücreti veriyorsun. Hükümetin mecbur ettiği ücretine geçinebilir mi bu? Ezber bozan bir konuşma Ahmet Hoca'dan. Haksız mı? Şimdi yine Bülent Arınç'a getireceğim sözü. Yani dindar olduğunu söyleyen, zekatını verdiğini söyleyen, orucunu tuttuğunu, hacca gittiğini, namaz kıldığını söyleyen insanlardan bahsediyor Ahmet Hoca. Ya hayrat yapıyorsun, eyvallah. Yani bu dışarıda bir de isim yazdırıyorsun, babamın hayrına, anamın hayrına. Ama çok doğru bir ifade. Yani sen o adamı çalıştırıyorsun, 2400 lira, 2500 lira, 3000 lira asgari ücretle çalıştırıyorsun. Bu inşaat işi ya. Yani cami yaptırıyorsun bu adama. 3000 lira bile vermiyorsun. Şimdi Ahmet Hoca burada haksız mı? Bu mu dindarlık? Yani dindarlığın bir başka tersine dönmüş hali değil mi bu arkadaşlar? Ben bunu söylemiyorum. Ben bunu söylesem belki bana kızacaksınız. İşte burada alim bir adam var. Cübbeli Ahmet Hoca. Ya tepkileri de göz önüne alarak konuşuyor ha. Şimdi bugün yarın yine ateş püskürecekler kendisine. Vay Cübbeli böyle dedi diye. Kardeşim doğruları konuştuğunuz zaman o doğrularla var olursunuz. Doğruları konuşmadığınız zaman da farklı bir noktaya gidersin. Şimdi biz geçen gün kimi konuştuk burada? Hayrettin Karaman Hoca'yı. AK Parti'yi bu dönemde eleştirmek caiz değildir. Caiz olduğunu düşünmüyorum. Dedi mi demedi mi bilmiyorum. Sosyal medyada dolaşan Akif Bekir'in de gündeme getirdiği bir konu bu. Şimdi Allah aşkına yani biz eleştirmeyelim, susalım. Biz sabahtan akşama kadar öbür tarafı eleştiriyoruz. Canım biz o tarafı eleştirdiğimiz zaman bu taraflarda yanlış yapıldığında bir anlam ifade etmiyor ki. Yani bu bizim iki yüzlüğümüzü ortaya koyar. Ben bu tarafa saydıracağım ama bu tarafta birileri cebinin derdine düşecek, mevkinin derdine düşecek, makamının derdine düşecek. İşte gösteriş yaparak hayrat yapacak. Adamın alnının şeyini, alın terini karşılığını vermeyecek. Ondan sonra ben diyeceğim ya bir şey olmaz canım o öyle devam etsin o bizdendir mi diye dememiz lazım. Hakikati, hakkaniyeti dile getirmemiz gerekiyorsa eğer zaman zaman bana burada eleştiri yapıyorsunuz yani. Ya Hadi Bey de senden ne olduğunu anlamadık. Benim ne olduğumu Cenab-ı Allah biliyor. Benim gönlümdeki fikriyatı da Cenab-ı Allah biliyor.
hangi amaçlarla bu eleştirileri getirdiğimi de Allah-u Teala biliyor. Hiç kimse bilemez. Bir beklenti içerisinde, bir çıkar karşılığında veya birilerine yaranmak için ben bunları söylemiyorum. Yani bir şeyleri ifade etmek lazım. Eleştiri ise eleştiri. Hakaret olmasın, küçük düşürücü ifadeler olmasın. Cumhuriyet Gazetesi gibi iftira atmayalım. Ama Ahmet Hoca'nın söyledikleri gibi bazen gerçekleri de dile getirelim. Yani şu Ahmet Hoca'nın söylediği şeylere Allah aşkına siz katılmıyor musunuz? He ya, doğru söylüyor adam demiyor musunuz? Ben diyorum. Çünkü ben görüyorum. Bu insanların nasıl çalıştığını, bu insanların nasıl şartlar altında, ya bu inşaat işi ben çalıştım kardeşim. İnşaatlarda çalışmanın bedeli olmaz. O adam tozu yutuyor, toprağı yutuyor, pislik içerisinde doğru düzgün beslenmiyor. Benim eniştem inşaatçıydı. Bu şekilde çalışa 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 canını verdi ya. Kanser oldu. Toz duman boğazına kaçtığı için sürekli kanser oldu ve Allah'ın rahmetine kavuştu. Dolayısıyla Ahmet Hoca'nın söylediği gibi bu insanların hakkını siz vermiyorsanız dünya tan cami yaptırın. Hayrat işlerinizi 10 numara yapın. Hiçbir faydası olmaz. Boş. Kul hakkı ya. Allah-u Teala diyor ki kardeşim bana kul hakkıyla gelme. Bana kul hakkı dışında geldiğinde, tevbe ettiğinde, samimi tevbe ettiğinde tevbeni kabul ederim ama kul hakkıyla gelme. Şimdi sen hayrat diyeceksin, kul hakkı yiyeceksin. Olmaz. Hiçbir anlamı olmaz. Ben Ahmet Hocama çok teşekkür ederim. Benim ve birçok kişinin duygularına tercüman olduğu için, her zaman doğruları söylediği için Allah ondan razı olsun.